Sağlıkla ilgili önemli konuların uzmanlar tarafından konuşulduğu Sağlıkta Gelişim programı Perşembe sabahları Mega Radyo'da. Sağlıkta Gelişim programı konusunda uzman canlı yayın konuklarıyla her Perşembe Mega Radyo'da. Mega Radyo sağlığınıza iyi gelecek. Gelişim Hastanesi'nin sunduğu Sağlıkta Gelişim başlıyor. Evet, günaydın Türkiye, günaydın İskenderun. Mega Radyo'dasınız ve Bir Sağlıkta Gelişim programında daha birlikteyiz. Bugün de yine çok değerli bir konuğum var. Konum e, konuğum, Palmiye Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Sayın Ayşegül Özyapı Alper Hanımefendi ile hocamla birlikteyiz. Bugün yine e, çok değerli bilgilerini bizimle paylaşacak. E, tekrar bir hatırlatma yapalım. Biz Mega Radyo 97.7 frekansının dışında www.megaradioiskenderoğlu.com adresinden de şu anda yayındayız. Ee, onun dışında zaten şu anda izlediğiniz gibi Mega Medya Grubu e, sosyal medya sayfamızdan, Face e, dosyamızdan da e, yayındayız. Tüm dostlara selam olsun. E, bu arada e, gelişim hastanesinden genç bir kardeşimizi dün kaybettik. Yusuf Alçı. E, Allah rahmet eylesin. Ee, kalp krizinden vefat eden e, genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Ha bu arada çok da kayıplarımız oldu. Emin olun artık sosyal medyayı açmak, sosyal medyanın içine girip de bu haberlere bakmaktan artık e, korkar olduk. Hep e, son zamanlarda bahsettiğimiz o çember daralıyor arkadaşlar lütfen tedbiri elden bırakmayın derken o uyarılarımızı artık o çember falan kalmadı. O çemberin hepimiz içindeyiz her an her şey bize kadar yakınlarımıza kadar yanaşmış durumda bu ana kadar kaybettiğimiz bütün e, dostların e, ruhlarına e, Ruhları şad olsun Allah rahmet eylesin e, diyelim ailelerine de sabır versin geride kalanlara bundan sonra da bu arada hastanelerde halen Şifa bekleyen hastalarımız var onlara da şifalar dileyelim e, bu meyanda Bu anlamda da e, bütün e, hocamın e, şahsında da ee, Ayşegül e, Özyapı Alper hocamın e, şahsında da bütün Sağlık çalışanlarının en alt kademesinden en üstüne kadar hizmet veren Tüm o sağlık ordumuzdaki Değerli kahraman Ordumuzda o insanlarımız o değerli Varlıklarımıza da Minnet ve sevgi borcumuzla Sevgi duygularımızla birlikte Onlara da selam olsun diyelim ee, İyi ki varsınız ee, Allah sizleri var etsin Hocam e, Hoş geldiniz şerefler verdiniz e, operatör doktor sayın Ayşegül Özyapı Alper. E, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim teşekkürler Semir Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri ağırlamaktan mutluluk ve keyif duyuyoruz. Teşekkür ederim. E, bugün ben yine sağ olun. güzel bilgileri paylaşacaksınız. Biz önce e, hocama bir tanıyalım. E, biz tanıyoruz. E, en azından o böyle pozitif enerjinizle şu anda stüdyomuzdasınız. Güzel bilgileri paylaşacaksınız. Ee, Operatör Doktor Sayın Ayşegül Özyapı Alper kendi ağzıyla bize kendini tanıtırsa, şu an bizi dinleyenlere ne, neler söylemek ister? Ee, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Ee, mesleki ilgi alanlarım arasında e, gebelik takibi, riskli gebelik takibi, e, menopoz. E, takibi. Ondan sonra jinekolojik hastalıklar, e, kapalı ameliyatlarla laparoskopik ameliyatlar, ameliyatlar e, jinekolojik e, vajinal cerrahiler e, ve idrar kaçırma cerrahileri, genital estetik cerrahileri var. E, 1979 e, İzmir doğumluyum. E, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. E, sonrasında da uzmanlığımı İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. E 2010 yılında İskenderun'a geldim Mecbur hizmet nedeniyle. Çok sevdim burayı. Ondan sonra da ayrılamadım zaten kaldım. E, 10 yıl devlet hastanesinde çalıştım İskenderun Devlet Hastanesinde. Sonrasında da e, özel Palmiye Hastanesine geçtim. Şu an bir yıldır özel Palmiye Hastanesinde çalışmaktayım. E, maşallah biz de demek ki İskenderun da sizi sevmiş. Siz İskenderun'u sevdiniz. E, Allah muvaffak etsin. İyi ki varsınız. Teşekkürler. E, güzel sağ olun. önemli bir sağlık kurumunda da kuruluşunda da şu anda önemli bir göreviniz var. E, ...sağlık hizmeti yapıyorsunuz. E, Devlet hastanesinden sonra... E, ...özel hastanelere geçiş. Efendim, e, siz... ...kariyer planlamanızda... ...kadın doğum üzerine ya da kadın hastalıkları... ...üzerine tercihinizi yaparken... ...size e, etki eden öncelik neydi? E, ben tıp fakültesi öncesinde de aslında... ...genetik konulara çok... E, ...dikkatimi verirdim ve çok... E, ...merak e, ederdim... genetik ...genetik konuları... Genetik alanında, daha kadın doğum da genetik alanında aslında öncelikli bir branş. Aynı zamanda cerrahi de benim çok dikkatimi çekerdi. Hem cerrahi hem genetiği birlikte birleştirdiği için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak istedim. E Tabii ki doğum çok güzel bir an, mucizevi bir an. Buna da tanıklık etmek çok güzel. Kadın doğum bu nedenle seçtim. Tam bu anlamda anne ile bebeği ilk kez buluşturuyorsunuz. Dünya ilk böyle gözlerini açacak olan bebekleri. E, bu nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz öyle bir ortamda? Her doğum sizin için ayrı bir e, sanki yeni bir şeyi e, bu, keşfetmek gibi bir şey midir? Tıp fakültesindeyken ben çok meraklı olduğum için yaz tatillerinde de boşta durmazdım. Hep böyle doğum salonlarına işte cerrahi yerlere falan giderdim. Böyle cerrahi ameliyathaneye giderdim. Ee, ilk kez bir doğumu gördüğümde e, gözlerimden yaş geldi böyle çok mutlu oldum. Herkes çok mutlu oluyor yani ilk doğumu gördüğünde anne de çok mutlu oluyor, ebeler de çok mutlu oluyor. Orada bulunan herkes o ağlama sesiyle e, çok mutluluk hissediyor. E, bunu ben hala her doğumda yaşıyorum. E, anne ile bebeği buluşturuyor olmak, o mucizevi anat tanıklık etmek çok güzel gerçekten, e, çok keyif verici. Ee, i̇yi ki varsınız. Valla işiniz kolay değil aslında. Bütün e, cerrahların işi, bütün doktorların işi kolay değil ama Allah yardımcınız olsun. Efendim, e, teknolojinin gelişmesiyle bu e, kadın doğum e, branşında e, bu yeniliklerle, operasyonlarla, cerrahi müdahalelerle e, neler ne, ilişkilendirilebilir? Yani teknolojik gelişmeyle e, neler kullanılıyor şu anda? Böyle hem teşhiste, Doğumda, tedavide yenilikler neler? Şu anda? Teknoloji tabii bütün alanlarda e, alanları etkilemiştir ama kadın doğumu bence çok etkilemiştir. Mesela ben annemin karnındayken benim cinsiyetim bilinmiyordu. Niye? Çünkü ultrason kullanılmıyordu. Daha öncesinde mesela bir gebelik testi yapmak için kurbağalardan e, test yapılıyordu. Bilmiyorsunuz belki bilmiyorum ama Bilemez çok eskiden ben, tabii. kurbağalardan gebelik testi yapılıyordu. Enteresan. Şu an bir kandan gebelik testi yapılıyor. Ultrason teknolojisi o kadar gelişti ki bebeğin yüzünü daha doğmadan 4 boyutlu ultrasonla görebiliyor aileler erken bağlanma yaşayabiliyorlar cinsiyeti bilinebiliyor daha da ilerlerse eğer kapalı cerrahiler çok gelişti 2-3 delikten 1 santimetrelik delikten batın içi ameliyatlar rahatlıkla yapılabiliyor. Ee, kanser ameliyatları robot e, sayesinde deliklerle böyle 2-3 santimetrelik deliklerle çok e, güzellikle laparoskopik cerrahiler, kanser ameliyatları robotik cerrahiler yapılabiliyor şu an. Ee, eskiden e, Çözümü olmadığı düşünülen birçok rahatsızlık şu an çok rahatlıkla çözülebiliyor. Tabii ki teknolojinin gelişmesi her alanı etkilemiştir ama kadın doğumu bence çok etkilemiştir bu konuda. Özellikle ultrason teknolojisi tanıya gitmede, e, tedavinin yönlendirilmesinde e, son derece faydalı olmuştur. Hocam şu anda İskenderun'da kullanılan bu e, teknoloji e, kıyaslarsak Türkiye genelinde ya da dünya genelindeki teknolojiyle şu anda çok büyük bir eksikliğimiz var mı arada bir fark var mı? Sadece robotik cerrahi konusunda robotik cerrahi Türkiye'ye zaten yeni gelmiş bir teknoloji. Robotik cerrahi dediğimiz de şöyle e, robot bir büyük bir robot var, e, ultrasonik şey kolları var mevcut olan kolları var. Biz karın içine o kolları yerleştiriyoruz. ...yerleştiriliyor daha doğrusu ve daha sonra... ...küçük bir yerde oturarak bir konsoldan... ...bilgisayar oyunu oynar gibi ameliyat yapabiliyorsunuz. Çok enteresan. Bu Ama Türkiye'ye yeni girmiş bir teknoloji. Bu daha çok yaygınlaşmış bir teknoloji değil... Onun dışında İskenderun'da zaten kapalı cerrahiler yapılabilmekte, e, laparoskopik cerrahiler yapılabilmekte, ultrasonik teknoloji zaten e, mevcut, dört boyutlu ultrason da mevcut. Sadece robotik cerrahi eksiği var ama diğer bütün her şey e, dünyayla kıyaslanmayacak ölçüde Efendim, var zaten. Sizler varken bizim robotlara ihtiyacımız yok, onlar dursunlar bir kenarda, <laughs> diğerleri nasıl olsa kullanıyorsunuz, <laughs> diğer teknolojik e, imkanlardan istifade ediyorsunuz. Efendim onun dışında gebelik öncesi kontroller gerekli midir? ne zaman başlaması gerekir bir e, gebe e, bayanların e, süreç olarak nereden itibaren, ne zamandan itibaren sizlere ulaşması sizlere en azından fikir danışması gerekir diye düşünürsek. Gebelik düşünen her kadının muhakkak kadın doğum uzmanına gebe kalmadan önce gitmesi gerekiyor. Çünkü bilmediği bazı hastalıklar, gebeliği etkileyebilecek bazı hastalıklar olabilir. Biz onlarla ilgili testler yapıyoruz. Tiroid hastalıkları mesela, kan hastalıkları, bölgemizde yaygın olan talesemi, orak hücreli anemi gibi hastalıkların öncesinden tanısı konulabiliyor ve bu şekilde gebelikte bunların önlemi alınabiliyor. Bunun dışında geçirmiş olduğu hastalıklar, o an geçirmekte olduğu, farkında olmadığı hastalıklar olabiliyor. Mesela toksoplazmozis gibi hastalıklar. Bebeği gebeliğin ilk 3 ayında çok etkileyebilen hastalıklardır bunlar. Bunlarla ilgili tedbir alınabilir, gebelik ertelemesi yapılabilir veya öncelikle mesela tiroid hastalığı var bir hastanın tiroid değerleri düzeldikten sonra gebelik planlanabilir. Gebelikten önce muhakkak folik asit kullanılması gerekiyor mesela. Biz onu başlıyoruz. Kan hastalıkları varsa onunla ilgili tedavilerini yapıyoruz. Muhakkak gebe kalmadan önce her kadının bir kadın doğum muayenesinden geçmesi lazım. Gebe kalmasa bile zaten her kadının her yıl muhakkak bir kez kadın doğum muayenesine gitmesi gerekir. Bunun belli bir yaşı var mı? Özellikle her kadının derken son söylediğiniz cümleyi ilave eden. Belli bir yaşı yok. yok. Belli bir, iş, belli bir yaşı sonra, yok. Şu yaştan sonra mutlaka herkesin bir sene her, her kadının, kadının. Her kadının yani özellikle evlendikten sonra her kadının muhakkak her yıl e, kadın doğum muayenesine gitmesi gerekir. Mutlaka. Evet mutlaka. Peki hocam şimdi az önce bir talasemiden de bahsettiniz talasemi Derneği genel başkanı Sayın Burhan nokta kaybettik aynı zamanda dün koronadan ona da buradan baş sağlığı dileyelim Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu işte çok emeği geçen aktif bir arkadaşımızdı Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Enteresandır yani kan temini de kan hastalığından buna mücadele eden bir insan olarak kan eksikliği ya da kan temini eksikliğin başka bir şey de neyse ömrü vefa etmiyor ve Allah rahmet eylesin. Genç yaşta kaybediyoruz. Ailesine de sabırlar diliyoruz. Efendim şimdi Gebelik dönemi başladı. Sebir Bey, ben bu noktada bir uyarıda bulunmak istiyorum aslında. Buyurun hocam. Ee, şimdi şu dönemde kan temini çok sıkıntılı. Ee, bizim de kadın hastalık ve doğum uzmanı olarak kan teminine her zaman ihtiyacımız oluyor. Kanamalı olan hastalarımız oluyor, doğum sonrasında kanamaları olan hastalarımız oluyor ve kan replasmanı kan vermemiz gerekiyor, kan replasmanı yapmamız gerekiyor bu hastalara. Biz şu an kan bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Bu tür talasemi hastaları da aynı şekilde düzenli kan alması gereken hastalarımız var. Ee, çünkü e, koronadan dolayı çoğu insan hani kan bağışında bulunmak istemiyor şu an ama e, gerçekten kan bankaları çok zor durumda. Yani yarın bir gün iki ünite kan bulunamadı diye bir hasta kaybedilebilir. E, o yüzden muhakkak herkesin yani imkanı olan herkesin kan vermeye gitmesi gerekiyor bence. Kan çok önemli bir sıvı çünkü yani yerine konulamayan başka bir şeyle de yerine konulamıyor. Ancak bağışla temin edilebiliyor. E, bu konuda birazcık daha duyarlı olursa halkımız çok seviniriz. Çok önemli bir duyar bir, bir duyuruydu bu. Yüreğinize sağlık. Ben de aynı şekilde e, bu konuda kan vermek isteyen, e, kan bağışlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza bir çağrımız olsun. E, bu bir gün bize de yakınımıza da lazım olabilir. E, lütfen bağışlayacak durumda, kan bağışlayacak durumda olan herkesin bu konuda özellikle duyarlı olup kan bağışlamasını öneriyoruz. Teşekkür ediyorum bu uyarınız için de efendim. Şimdi e, gebelik öncesi neler yapılması gerektiğini de söyledik ama pek gebelik döneminde ultrason çocuk için zararlı mı? Yani burada sürekli bu bir yerde teknolojinin getirdiği faydalar var ama bazı endişeleri de birlikte taşıyor. Bu endişeler ne kadar doğru ya da doğru bildiğimiz ne kadar yanlış var? bu konuda hocam neler söylemek istersiniz? Mesela ultrason hakikaten bebeğe zarar verir mi ya da hamile kadınlara ultrason ses dalgalarıyla e, işletim yapan bir sistem ses dalgalarını gönderiyor ve geri gelen ses dalgalarını işleyerek o görüntüleri elde ediyor e, şu ana kadar ultrasonun bebek üzerine bir e, zararı gösterilmemiş ses dalgaları olduğu için belki çok uzun yıllar sonra bir zararı ortaya çıkabilir ama şu an çok uzun yıllardır zaten kullanılmakta ve herhangi bir zararı olduğu gösterilmemiş ultrasonun Peki röntgenden falan kaçınması gerekiyor mu? Tabii yani ki. bu tür hamleler... Röntgen X-ray dediğimiz X ışınıyla e, işletim yapan röntgen Dolayısıyla... tomografi. Tomografi de aynı şekilde. Radyasyon etkisi olan e, yöntemler bunlar. E, röntgen de aynı şekilde tomografi özellikle çok zararlı. E, bu tür e, gebelik durumlarında özellikle kaçınılması gereken gebelikte durumlar. Gebelikte zaten özellikle kaçınılması gereken durumlar ama gebelik öncesinde de tedbirli olunması gereken. Mesela şu an tomografi açısından özellikle söyleyebilirim. E, gebelik e, var mı yok mu muhakkak bilinmesi lazım tomografi yapılmadan önce. Peki hocam gebelik süresince e, ne gibi testler uyguluyorsunuz tanılar için yani ya da e, bebeğin sağlıklı olup olmadığı annenin sağlıklı olup olmadığı konusunda bu bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Gebeliğin en başından başlayacak olursak eğer bir hasta geldi ilk muayenesini yaptıktan sonra yapılması gereken rutin tahliller var. Bunlar kan tahlilleri, kan sayımı az önce bahsettiğim talasemi orak hücreli anemi herhangi bir hastalığı var mı diye kan sayımını yapıyoruz. Ee, vitamin değerlerine bakıyoruz, tiroid değerlerine bakıyoruz. Ee, ondan sonra geçirilmiş olan hastalıklarımız var. Mesela kızamıkçık gibi, toksoplazma gibi bunları şu an geçiriyor mu, daha önce geçirmiş mi bunlarla ilgili testler yapıyoruz. Ee, muhakkak bir idrar tahlili yapıyoruz. Ee, bunlar yapılması gereken öncelikli testler. Daha sonra ilerleyen dönemlerde bebek büyüdükçe Ultrasonla Down sendromu taramaları yapıyoruz. Ee, aynı zamanda bazı taramalarımızı da kanla beraber test ediyoruz. Mesela e, 12. hafta civarında 11-14 hafta arasında ikili tarama testi diye bir tarama testimiz var. Ee, burada bebeğin e, burun kemiğine, ense kalınlığına bakıyoruz. Aynı zamanda anneden e, kan alıp bir risk değerlendirmesi yapıyoruz ve Down sendromu riskini ortaya çıkartıyoruz. Ee, daha ilerleyen haftalarda e, 16 ile 19 hafta arasında üçlü ve dörtlü tarama testleri var. Gene bunlar da Down sendromu ile ilgili tarama testleri ve 20 ile 24. hafta arasında da ayrıntılı ultrason dediğimiz bebeğin organ taraması yapılıyor. Yani bebeğin oluşmuş olan organlarında görülebilen bir problem var mı? O doğduktan sonra yaşamını etkileyebilecek ya da doğduktan sonra bebeğe erken müdahale gerektirebilecek tıbbi bir durum var mı? Bununla ilgili taramalarını yapıyoruz. Daha sonra da 20 ila pardon 24. haftadan sonra da 24-28. haftada da şeker taramalarını yapıyoruz. Ben burada çok şeker taramalarına çok önem veriyorum çünkü şeker bebeği gerçekten etkileyebilen bir durum, zekasını etkileyebiliyor. Hatta gelecekte şeker hastası olup olmayacağını bile etkileyebilen bir durum. O yüzden halkımız bazen şeker testi yapmaktan kaçınıyor, şeker yüklemesi diye geçiyor bu test. Aslında yükleme değil. Yani çok yüksek bir dozda şeker verilmiyor. 50 gramlık bir şeker veya 75 gramlık bir şeker yani veriyoruz. Riski ne olabilir ki? Ya. Şimdi tabii eski, televizyonlardan duyma kulak yani böyle bilgiler var. Bebeğe şeker vermek zararlıdır. Evet zararlıdır. Bebeğe zaten şeker vermek zararlıdır. Biz de o yüzden bu testi yapıyoruz. Çünkü şeker hastasıysa bu hastamız... E, yediği şekerler aslında bebeği etkiliyor. Bebeğe gidiyor. E, biz yükleme yaparak şeker hastası olup olmadığını ortaya koyuyoruz. Eğer şeker hastalığı varsa biz o şekerin bebeğe gitmesini engelliyoruz. Yani ya diyet yaptırıyoruz hastaya veyahut da e, insülin e, başlayarak şekerin bebeği etkilemesini engelliyoruz. E, 20 24. ve 28. hafta arasında şeker yüklemesi yapmak veya şeker hastalığı olup olmadığını bilmek çok önemli o yüzden. Tedbir almak adına, bebek adına. Bunu yaparken de çekinmesinler. En azından bu Hiç şeker şey, evet. şeker testi yapılacak dediği zaman o eski e, alışla gelmiş o Algılardan kurtulmak lazım. Aynen öyle. Zaten e, verilen şeker miktarı bir buçuk bardak meyve suyundaki şeker kadar. E, yani yaptırmaya çekinen hastalara biz diyoruz ki bir buçuk bardak meyve suyu hiç içmiyor musun hayatında Veyahut da bir buçuk bardak şekerli bir şey, kola veya işte fanta içmiyor Endişe musun? Endişe edecek hiçbir şey yok. Diyorum. Aynen öyle. Bunları e, rahatlıkla yapabilirler çünkü biz e, eğer hastada şeker hastalığı varsa bununla ilgili tedbirleri alabiliyoruz önceden. Tedavisini yapabiliyoruz yani. Çok değerli bilgileri veriyorsunuz hocam. En azından e, hamilelik döneminin başlangıcından ya da öncesinden itibaren başladınız bu, bu yöntemlerle. En azından o, e, o bebeğin e, büyüme aşamasında ka, anne karnında bile e, ne olduğu, en azından bu da çok ilginç. Yani Down sendromlu olup olmadığını dahi oradan anlayabiliyorsunuz. Hı hı. E, belki anne karnındayken tedavi edilme şansı oluyor mu başka bazı rahatsızlıkların? Anne karnında bebek tedavi edilebiliyor mu? Öyle bir şey mümkün oluyor mu? Anne karnında tedavisi olan hastalıklar var ama maalesef Down sendromu tedavisi olan ha, bir hastalık Down değil. Ben Down sendromunu demedim ha, zaten. Genetik bir ya, hastalık e, ama hani hastaya genetik danışmanlık verilebiliyor bu noktada. E, Down sendromu bir bebek doğurmak istiyor musun istemiyor musun kararını verebiliyor hasta. E, tedavisi olan bazı hastalıklar da var ama İskenderun ortamında şu an me me şu mevcut değil mevcut tabii değil. ki. Ama gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz tedavisi olan hastalıklar için. Peki hocam normal bir insanın e, uygulaması gereken e, işte normal beslenme, sağlıklı beslenme ya da sağlıksız beslenme dediğimiz şeyler. E, bir e, gebe e, hanımlarda özellikle e, bu beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken şeyler. Dikkat edilmezse o bebek için kendileri için kendileri bekleyen risklerin ne olduğu konusunda bir bilgi verebilir miyiz dinleyenlerimize? Gebelikte beslenme tabii çok önemli. Çünkü vücudumuza giren Normal her... Normal insan zaten onu düşünüyorsa, ona, ona gerektiği en azından tabii ki. iki kişilik can taşıyan o bayanlara da hanımefendilere de özellikle iki katı düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki. Vücudumuza giren çünkü her madde bebeğe de gidiyor. O şekilde düşünmemiz lazım. Özellikle ilk üç ay çok önemli. İlk üç ayda bebeğin bütün organları oluşuyor. Bütün organların yapım Yapılışı ilk üç ayda bitiyor, 12 haftaya kadar. Ee, o yüzden ilk üç ay çok önemli. İlk üç ayda mümkün olduğu kadar vücudumuza yabancı madde sokmamamız lazım. Ben özellikle hazır gıdalardan uzak durulmasını öneriyorum. Paketli gıdalardan uzak durulmasını öneriyorum. Sigara içiyorsa sigarayı bırakmasını, alkol kullanıyorsa bırakmasını öneriyoruz gebelik boyunca. Ee, beslenme olarak da mümkün olduğu kadar karbonhidrattan fakir beslenme yani e, pasta, börek, makarna, hamur iş tarzı, tarzı şeyleri biraz azaltmasını istiyoruz. 3 ana öğün 3 ara öğün yapmalarını istiyoruz sık 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 beslenme önemli protein içeriği biraz daha zengin olabilir yeşil yapraklı sebzeleri bol miktarda tüketmesi lazım onları tüketirken de özellikle ben sirkeli suya ıslatıp hani temizleyip o şekilde yıkayıp kullanmalarını istiyorum. Ee, dışarıdan market ürünleri, paketli ürünleri daha doğrusu çok tüketmesinler. İçinde katkı maddeleri, koruyucu maddeler var. Çünkü onlar da bebeğe etkileyebilirler. Ee, bir de tabii ki şey çok önemli, e, ilaç kullanımı çok önemli. İlk üç ayda mümkün olduğu kadar e, ilaç kullanımı istemiyoruz. Ama hani zorda kalırsak da e, kullanabileceğimiz ilaçlar var tabii ki. Peki, teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi gebelik döneminde eee Ağırlıklı olarak karşılaştığınız gebeliğe dayalı bazı rahatsızlıklar var mıdır? Mesela normal rahatsızlıkların dışında e, bunlar neler? E, Bunu karşısında nasıl müdahale ediyorsunuz? Nelerle müdahale ediyorsunuz? Gebeler, gebelik sırasında... Ki, gebeler özellikle ha. ilk üç ayda e, kasık ağrısı, bel gebeler ağrısından... Ma Manen de herhalde bir psikolojik ben de bir takım şeyler de olabilir. Evet. O, Şimdi ulaşalım. bazı yakınmalar var gebelik için normal sayabildiğimiz... Onların normal olduğunu bilmek bile çok rahatlatıyor hastayı. İlk üç ayda özellikle kasık ağrısı, bel ağrısı, bunlar normal. E, oraya yerleşme sırasında, o kesenin orada büyümesi esnasında kasıklarda, belde ağrı hissedilmesi, e, böyle özellikle adet görecekmiş gibi bir kramp şeklinde ağrı olması normal. Bunun normal olduğunu bilmeyince hastalar çok huzursuzlanıyorlar. Acaba bir sıkıntı mı var? Acaba bebekte bir sıkıntı mı oldu da böyle ağrım var diye. Halbuki bu normal bir şey. Ee, küçük küçük bazen lekelenme kanama şeklinde yerleşme sırasında yerleşme kanaması dediğimiz kanamalar olabiliyor. Çok az miktarda küçük küçük gelebiliyor. Bu da normaldir tamamen. İlerleyen haftalarda kramplar girebiliyor kolumuza bacağımıza. Karnımıza da aynı şekilde kramplar girebiliyor, karnımıza sertleşmeler olabiliyor. Bunların hepsinin tedavisi var. Bu mesela magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyor. E bu tür rahatsızlıklar normal. Elde, kolda, bacakta biraz şişlik ödem artışı olabiliyor. Kilo alımı çok önemli gebelikte. Bunu da buraya e, bu noktada vurgulamak isterim. E, çok kilo almasınlar gebelikte. Mümkün olduğu kadar 9 ila 16 kilo arasında almak lazım. Kilo kontrolünü iyi sağlamak lazım. Çünkü sonrasında çok kilo alınca bebek çok kilo olmuyor bir kere. Sonrasında o kilolar bize kalıyor. İşte yani Geri iki, vermemiz de zorlaşıyor hocam, tabii ki. Bu konuda ki. böyle iki kişilik beslenme diye bir şey de olabilir. Şimdi Hı -hı. Bu bir algı bir de aman işte bebek de aç kalmasın diye böyle yüklenmek de olabiliyor. Ama bunu bilinçli bir şekilde yapmak için de herhalde bir diyetisyen ya da beslenme uzmanlarıyla falan da Özel tabi e, tabii diyet gerektiren durumlarda biz, biz diyetisyen e, yardımı alıyoruz özel. Özellikle şeker hastalarının beslenmesinde. Polikistik over sendromu olan bir özel yandan kilo almayın diyoruz. Bir yandan da o çocuğun beslenmesi lazım evet. bebeğin. E, işte mineral, protein neyse eksikliklerini tamamlamak üzere. Diye düşünüyorum Şimdi sağlıklı beslenme koşullarını zaten yerine getirirlerse ve hem sağlıklı kilo alacaklar 9 ila 16 kilo arasında kalacaklar e, hem de bebek de sağlıklı beslenmiş olacak e, bazen evet diyetisyen yardımı alıyoruz bizde bu konuda beslenmesinde bir sıkıntı olduğunu düşündüğümüz hastalarda çok zayıf hastalar da çok sıkıntılı onlar kilo da alamıyorlar bazen onda da özellikle diyetisyen yardımı alıyoruz bizde. Allah sizin de yardımcınız olsun. Bütün kadınlarınız. Siz de annesiniz değil mi? İki tane evet. de evladınız var. Allah evet. bağışlasın. Hem anne olup hem bu konuda böyle hekim olmak biraz da yükünüzü ağırlaştırıyor gibi geliyor bana ama daha rahatsınız diye düşünüyorum. Bu bilgileri paylaştığınız için de teşekkür ediyorum. Hocam sizin paylaşımınızdan daha önceki sosyal medyadaki hesabınızdan bir çikolata kisti denilen bir terim gördüm. Biz e, bu konuda tabii şu anda biz bu konunun tamamen yabancısıyız, bu konuda neler söylemek istersiniz, nedir e, merak edenlere söylemek gerekirse, anlatmak gerekirse? Çikolata kistleri e, yumurtalıklarda oluşan aslında gerçekten içinde çikolata renginde bir sıvı olan kisttir. E, nasıl oluşuyor bu kist? E, her kadın her ay adet oluyor. E, adet olurken de rahim içerisinde e, bu adet döngüsünü sağlayan bazı hücreler var endometriyumdaki hücreler diyoruz biz buna. Bu hücreler normalde yumurtalığın içinde olmaması gerekiyor. Ama yumurtalığın içine yerleşiyorlar. Yani nasıl yerleştiği konusunda bir sürü teorem var ama tam net neden olduğu bilinmiyor. E, yumurtalığın içine yerleştiği zaman her ay dışarıya atılan o kanama yumurtalığın içinde de birikiyor. Her ay yumurtalığın içerisinde adet kanaması birike 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 çikolata renginde bir sıvıya dönüşüyor. Çikolata önemi nedir? Çikolata kisti kasık ağrıları, bel ağrılarının çok fazla sebep olur, kronik pelvik ağrıya sebep olur, yani sürekli bir karın ağrısı, kasıklarda ağrı hisseder hastalar. Kistin kendisi bazen gebelik oluşmasını engelleyebilir ve sürekli olarak ağrıdan müzdarip olur bu hastalar. Bazen ameliyatla almamız gerekebilir, bazen de ameliyat etmeden ilaçlarla tedavisini sağlamaya çalışıyoruz. Takip altında bulunması gereken hasta grubudur aslında. Bunun bir önlemi bu. var mıdır? önlemi yoktur tabii ki yani kimde olacağını bilme şansımız oluyor. yok. Ee, gördüğümüz zaman ama ama küçükken, Evet, daha küçükken tedavi edilebilir ilaçlarla. Çok büyüdüğü zaman 8-9 santime geldiği zaman e, kaçınılmaz oluyor tabii cerrahi Bunu yapmak. Tabii ki mu? ultrasonla gene e, ultrason cihazıyla e, endometrioma dediğimiz çikolata kislerinin e, Tedavi yani tespitini yapıp daha sonra tedavisini de boyutlarına göre yönlendirebiliyoruz ya da hastanın isteğine göre çünkü gebelik istemi varsa onun tedavisi ayrı olacak gebelik istemi yoksa tedavisi ayrı olacak veya hastanın şikayetine göre yönlendirmelerimiz ayrı oluyor tabii ki. Evet teşekkür ederiz hocam ee, bir şey daha şu anda doğum uzmanı olarak genelde bir belli bir tecrübeyle de gösteriyorsunuz. Neler tavsiye edersiniz? Yani doğum çeşitleri, doğum yöntemleri şu anda bayağı bir farklı bir şekilde işte sudaydı, sezaryen falan bizim bildiklerimiz. Bu konuda çeşitleri ve sizin tavsiye ettikleriniz ve hangi duruma göre hangi tür doğumu tavsiye ediyorsunuz? Bir doğum uzmanı olarak şu anda bizi dinleyen kadınlarımıza, insanlarımıza bilgilendirme anlamında neler söylemek istersiniz hocam? E, tabii ki biz her zaman e, öncelikli olarak hem anne sağlığı açısından hem bebek sağlığı açısından normal Aa. doğum tavsiye ediyoruz. E, ama tabii ki bazı hastalarda normal doğum normal olmayabiliyor. E, öyle olan hastalarda da zaten e, kadın doğum uzmanı buna karar verecektir. E, sezaryen doğuma yöneliyoruz. Normal doğum çeşitlerinden bahsedecek olursak eğer e, suda doğum var ama şu an İskenderun'da mevcut değil. Su doğum ağrılarıyla mücadele etmekte bize fayda sağlıyor. Suda doğumda ağrıları biraz azaltıyor. Aynı zamanda kasları esneterek, gevşeterek alt bölgedeki kasları daha rahat bir doğum olmasını sağlıyor. Suta doğum teknolojisi maalesef İskenderun'da mevcut değil. Epidural doğum, prenses doğum diye halk arasında geçen bir doğum var. Bu da doğum açıklığı belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ağrıları epidural anestezi dediğimiz belden bir iğne yapılarak, e, oraya bir tüp gibi bir şey takıyor, takılıyor. Anestezi uzmanı takıyor bunu. Sonrasında biz oradan e, il, 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 ilaçlar yaparak ağrıları kesebiliyoruz, azaltabiliyoruz daha doğrusu. E, ondan sonra zaten hastalar ağrı hissetmedikleri için kolay, rahat bir doğum oluyor. Ağrı hissetmedikleri için mi prenses doğuyor? Aynen diyorsun. öyle. Prensesler <laughs> gibi doğuruyorlar yani. <laughs> o şekilde. Evet, e, tabii bir de doğal doğum var. Doğal doğumda hiçbir e, ilacın kullanılmadığı, tamamen ağrının e, ağrı ile mücadelenin daha doğrusu ağrı demiyoruz aslında ona da yani bu bebeğe ulaşmak için gerekli olan şeyler aslında doğum sancısı benzeri şeyler işte sancı ağrı demiyoruz onlara dalga Demiyor. diyoruz aslında biz da. çünkü ağrı sancı değil onlar böyle suyun gidip gelmesi gibi dalgalar o bize bebeğimizi ağrı getirecek ağrı zaman psikolojik bir ağırlık da getiriyor evet evet öyle bir psikolojik bir ağırlık da oluyor aslında ağrı değil o bizim bebeğimize ulaşmamız için gerekli olan adımları daha rahat atabildiği daha rahat gevşeme egzersizleriyle top üzerinde pilates topuyla egzersizlerle görmüşsünüzdür sizde atlatabildiği nefes egzersizleriyle atlatabildiği doğal doğum hiçbir şekilde mümkün olduğu kadar ilaca gereksinim duymadan yapılan doğumdur doğal doğumda tabi ki egzersizlerle yapılabilir mümkündür bunların yapılamadığı durumlarda sezaryana başvuruyoruz sezaryanda da spinal anestezi ile sezaryen veya epidural anestezi ile sezaryen çok soruluyor. Genel anestezi yani tamamen uyutularak yapılan sezaryeni biz çok önermiyoruz. Ee, niye? Çünkü spinal veya hatta epidural anestezi de Hasta uyanık olduğu için sadece alt bölge uyuştuğu için Bebeğinin e, ilk ağlama sesini duyabiliyor. Bebeğinin e, ilk görüntüsünü, ilk ilk bebeğini görebiliyor. Ten tene temasını yapabiliyor. E, o bağlanmayı yaşayabiliyor hasta. Normal doğuma daha yakın bir doğum gibi oluyor. Buna anne bebek dostu sezaryen diyoruz. E, yani bebek çıktığı zaman direkt biz e, anneye bebeği gösteriyoruz. Ondan sonra bebeği getiriyoruz, yanına koyuyoruz. tenine hissediyor hasta anne. E, o yüzden ilk bağlanmayı da yaşayabiliyor. Bunun da süt gelişine bile daha e, faydalı oluyor Ayrıca. yani daha erken süt gelmesi bu annelik duygusu alıyor. çok farklı tabii, değil annelik mi? Bir duygusu yaşamak. bir anda daha fazla tabii coşkuyla geliyor hemen ee, anne bebek dostu Sezaryen yapıyoruz zaten hocam sağlıklı bir doğum e, na, ma sebep olduktan sonra sizin o duygularınızı ben tekrar alabilir miyim? Böyle uğraşıyorsunuz ya da işte 9 ayda siz de o anne gibi en azından onu takip etmişsinizdir. İşte o testleri yapıyorsunuz. Gitti geldi şu ağrı şu sancı o süreci birlikte en azından paylaşıyorsunuz. O süreçten sonra o şeyi böyle bir meydana gelen yeni bir dünyayı keşfedip elinize alıp o çocuklara ya da annelere kucağınıza teslim ederken neler hissediyorsunuz? Biz tabii şimdi hastanın ilk gelişinden itibaren adım 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 sonra hızlı hızlı adımlarla çünkü önde ay, önce ayda bir muayene yapıyoruz. Sonra iki haftada bir muayene sonra haftalık muayeneye düşüyoruz. Hızlı hızlı koşa koşa bebeğe doğru ulaşmaya gidiyoruz. O esnada biz de aynı heyecanı yaşıyoruz aslında. O bebek ilk çıktığı zaman o ağlamasını duyduğumuz zaman bir rahatlıyoruz aslında. Çünkü o ana kadar bütün takiplerimizi yapmışız sağlıklı bir bebeğe kavuşmuşuz biz de anneyle beraber heyecanlanıyoruz o bebeği ona göstermekten mesela bazen çok yorucu oluyor doğum yönetmek ağrı çekiyor hasta biz de yoruluyoruz aslında zor da bir iştir ama orada bütün yorgunluklar bitiyor o ağlama sesiyle beraber çok huzur verici bir ses aslında ilk ağlaması çok da mutluluk verici. Peki, yüreğinize sağlık hocam. Ee, güzel değerli bilgileri paylaştınız. Bir önemli bilgi daha alalım sizden. Ee, şu anda kötü ağır bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecindeyiz. Koronavirüs, koronavirüs, koronavirüs. Onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Bütün dünya şu anda artık çocuklarımızı kucaklayamıyoruz. Cenazelerimizi kandıramıyoruz. Düğünlerimizi ya da güzel günleri bir arada yaşayamıyoruz, paylaşamıyoruz. Aile içerisine kadar girdi. Hele hele son zamanlarda Hatay'da da bir, müthiş bir artış var şu anda ee, ne yazık ki lider konumundayız halen riskler devam ediyor yoğun bakım e, üniteleri dolu hastanelerimiz dolu halen can kayıplarımız canımız yanmaya devam ediyor ee, bu konuda yine bir e, sağlık camiasından bir uzman hekim olarak Gebelik döneminde özellikle dikkat etmeleri gereken bir şey varsa onu bir önerirseniz. Onun dışında tüm halkımıza vereceğiniz mesajlarınız bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Gebelik döneminde de normal bütün halkımızın yapması gerektiği gibi. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması lazım hastaların. Mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkmasınlar. Gebelik çünkü ekstra bir risk getirmiyor aslında COVID-19 açısından. Yani gebe olan hastaların ekstra bir hastalığı daha zor geçiriyor, daha kötü geçiriyor diye bir bulgu yok şu an için. Ee, ama gene de gebe olan hastalarda bizim bazı endişelerimiz var. Birinci endişemiz e, bebeği etkiliyor mu? Daha henüz bununla ilgili çok yayın yok. Yani anne COVID-19 geçirdiği zaman bebeğe bir zararı oluyor mu bunun? E, ya da ne kadar ağır geçirdiğinde bir zararı var? Onu bilemiyoruz şu an. O yüzden mümkün olduğu kadar geçirmemeye çalışmaları gerekiyor. Evde kalmaları gerekiyor. E, veyahut da doğuma yakın zamanda geçirdikleri zaman COVID-19 enfeksiyonunu bu sefer doğduğunda bebeğin emzirilememesi, işte onunla o mesafenin sağlanamaması var. Çünkü kendini izole etmesi gerekiyor hastanın. Bebeği emzirirken sürekli el yıkamak gerekiyor, maske takmak gerekiyor. Yani bebeğe de bulaşmasından korkuyoruz biz açıkçası. Anne karnındaki bebeğe geçtiğine dair henüz bir yayın yok. Ee, ama olabilir tabii ki çünkü daha yeni bir enfeksiyon bilinmiyor çünkü daha çok olarak. Bir de e, hangi ilaçları kullanacağımız konusunda da sıkıntılarımız var. Çok ilaç kullanmak istemiyoruz çünkü gebelerde. E, son ayda özellikle geçirildiğinde, geçirildiğinde COVID-19, e, bebeğin annenin zaten karın şiş olduğu için akciğer kapasitesi biraz düşüyor. E, özellikle zatürre tarzında geçirirse biraz daha ağır geçirebiliyor hastalar. O yüzden e, çok dikkat etsinler, geçirmemeye çalışsınlar, bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalışsınlar, bol bol C vitamini tüketsinler, e, bitki çayları içebilirler. Ben öneriyorum ıhlamur, zencefil çayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor, içebilirler. E, evden dışarı çıkmasınlar mümkün olduğu kadar, hijyen kurallarına uysunlar, dışarıda da iki maske taksınlar mümkünse. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. E, tekrar tüm e, sağlık camiasına. Buradan sevgi, minnet ve selamlarımızı yolluyoruz. Yüreğinize sağlık. Ee, i̇yi ki varsınız. Çok değerli bilgileri paylaştığınız için size teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamaktan büyük bir keyif duyduk. Ee, söylemek istediğiniz, şu anda vedalaşmak istediğiniz e, dinleyenlerimizle bir sözünüz varsa o sözünüzü de alalım. Vedalaşıp yavaş yavaş programı kapatalım hocam. Ben de çok teşekkür ederim size. Çok keyifliydi burada olmak, sizinle sohbet etmek, ekibinizle tanışmak. Ee, özellikle son vurgulamak istediğim nokta kan bağışı. Lütfen kan bağışını unutmayalım. E, şu dönem özellikle daha da gerekli. E, çünkü kan bankaları gerçekten boş ve çok sıkıntı yaşıyoruz. Yarın bugün bizim bir e, yakınımızın ihtiyacı da olabilir. Bu şekilde düşünelim. Bizim de olabilir. Evet Herkes herkesin olabilir. bir yakınının ihtiyacı olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar kan bağışı yapalım lütfen. Peki çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Efendim e, bizden bugünlükte bu kadar. Bir sağlıkta gelişim programının daha sonuna geldik. Haftaya Perşembe günü tekrar bir sağlıkta gelişim programında tekrar bir farklı değerli bir hekim hocamızla birlikte tekrar buluşmak ümidiyle bugünlük bizden bu kadar. Yayında ve yapımda sizlere ulaştırmada bu yayını da emeği geçen kardeşlerime de ve Mega Medya Grubu adına tüm dinleyenlerimize selam olsun. Efendim bir dahaki sağlıkta gelişim programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, esen kalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıkla ilgili önemli konuların uzmanlar tarafından konuşulduğu Sağlıkta Gelişim programı Perşembe sabahları Mega Radyo'da. Sağlıkta Gelişim programı konusunda uzman canlı yayın konuklarıyla her Perşembe Mega Radyo'da. Mega Radyo sağlığınıza iyi gelecek. Gelişim Hastanesi'nin sunduğu Sağlıkta Gelişim programını dinlediniz.